HTML etiketleri ile ilgili ilk örneğimiz listeler. Liste etiketlerini kullanarak örnekteki gibi listeleri oluşturacağız. Önce kodları yazmadan önce dosyamızı farklı kaydetleyerek masa üstümüzde açtığımız klasörümüzün içerisine kaydedelim. Burada masa üstüne HTML'de bir klasör açtık. Liste1.html olarak kaydediyorum. Uzantıyı bu şekilde yazabiliriz ya da kayıt türünden HTML'i seçebilirsiniz. Kayıt ettikten sonra HTML etiketlerini yazmaya başlayabiliriz. Öncelikle HTML'imiz sayfamız HTML ile başlayacak. Hemen alta inip etiketi kapatalım ki unutmayalım. İçeride bir heat etiketi açıp kapatıyoruz. Title etiketini yazabiliriz. Sayfa başlığı body etiketiyle de sayfa içeriklerini oluşturacağımız kısım. İlk örneğe bakarsak listemiz büyük A harfiyle başlıyor, meyveler. Sıralı bir liste. O yüzden OL etiketini açıyorum. Hemen unutmadan OL etiketini kapatıyorum. Etiket aralığına girip type, yani listenin tipini belirtmemiz lazım. Büyük A. Daha sonra içeriye girdikten sonra listemizin elemanı, tek bir eleman var. O da meyveler. Li etiketini yazdım, kapattım ve yorum aralığına meyveleri ekliyorum. Aşağıya indim. Şimdi meyvelerin altında bir alt liste var. Sırasız bir liste. Kiraz, çilek ve muz. Meyvelerin kod yazdım ekranda. Meyvelerin altına geldim. Bir tab sağa kayarak sırasız liste etiketini açıyorum. UL. Hemen alta inip unutmadan kapatıyoruz. Sırasız listemizin tipi kare. Yani square. İngilizce karşılığı. Ve 3 tane elemanı var. Hemen 3 tane li etiketini açıp kapatıyoruz. Aralarında, yorum aralarında birinci elemanımız kiraz, ikinci elemanımız çilek ve üçüncü elemanımız muz. Evet, kaydettim. Şimdi listemiz hazır. Ön izlemeden kontrol edelim. Liste 1. Evet, Google Chrome'u açacağım. Şöyle gözüküyor. Evet, istediğimiz şekilde listemiz oluştu. Hemen vakit kaybetmeden ikinci listeye geçelim. İkinci listede de aynı şekilde hit kısmını yazabiliriz ya da direkt buradan değişiklik yapabilirim. Sadece içerik değişecek, body değişecek. Sırasız bir listeyle başlıyor. İçi boş daire. Sırasız liste UL açıp hemen kapatıyoruz. Tipini belirtmemiz lazım. Type'dan bunun circle olduğunu yazıyorum. İçi boş daire. Ve bir tane elemanı var. O da li etiketini açıp kapattıktan sonra kızlar. Dikkat edersek yine kızların bir alt listesi var. Roma rakamlarıyla 1, 5 ve 9 şeklinde sıralanmış. Hemen li kızların altına girip bir tab sağa bastıktan sonra sıralı liste etiketini açıyoruz. Burada unutmadan aşağı inip sırasız
Sıralı listeyi kapatıyorum. Liste etiketlerini kapatmayı unutursak listelerimiz istediğimiz şekilde çıkmaz. Bunlara dikkat edin. Type yazıp Roma rakamlarında olduğu için büyük I. Başlangıcı 1. Yani start değerini vermemize gerek yok. Ama 3 tane li etiketi, yani liste etiketi olduğunu görebiliyoruz. Hemen 3 tane li etiketi açıp kapatıyorum. Evet, birinci eleman Ayşe, ikinci eleman Fatma, üçüncü eleman Hayriye. Şimdi bu şekilde yazarsak listemiz 1, 2, 3 şeklinde sıralanacak. Bunu hemen kaydedip ön izlemeden inceleyelim. Evet, 1, 2, 3. Ama listemizde dikkat edersek ikinci elemanı 5, üçüncü elemanı da 9 olarak yazılmış. O zaman burada liste etiketinde bir value değeri girmemiz lazım. İkinci li'nin etiket aralığına gelip value 5 yazıyorum. 5. karakterden başladığı için. 3. etiket aralığına girip buraya da value 9 yazmamız gerekiyor ki ön izlemede çalıştırdığımızda başlangıçları değişsin. 5 ve 9. Evet, ikinci listemizde bu şekilde. 3. listeye bakalım. Sıralı bir liste değil mi? Yine Roma rakamlarıyla başlamış. Hemen OL açıp kapattık. Type büyük I. Ve bu sıralı listenin, yani Roma rakamlarıyla yazılmış listenin kaç tane elemanı var? 3 tane elemanı var. Birincisi işlemciler. İkincisi bellekler. Üçüncüsü de sabit diskler. Bunlar için 3 tane li etiketi açtım. Önce işlemcileri yazıyorum. Sonra ikinci li'nin yorum aralığına girip bellekleri yazıyorum. Üçüncü li'nin yorum aralığına girip sabit diskleri yazıyorum. Ve listemizi incelediğimizde işlemcilerin altında bir alt liste daha olduğunu görüyoruz. Bu da sırasız bir liste. İşlemcileri kod içerisinde bulup li etiketini kapattıktan sonra Enter'a basıyorum. Bir alt satırdan bunun içeriğindeki alt listeyi oluşturmak için UL etiketi yazıyorum. Hemen açtım ve unutmamak için hemen kapatıyorum. UL type ve sırasız listenin tipine baktığımızda içi dolu bir daire var. O yüzden type disk yazıyoruz. Liste elemanı olarak ise iki tane listelenmiş. Birincisi yapısı, ikincisi de çeşitleri kaydettik. Tekrar ön izlemeden bakalım. Evet, şurada listede bakın değişiklikler yapmamız gerekiyor. Çünkü 1'den başlamıyor, 3'ten başlıyor. 3, 4 ve 8 diye devam edecek. O yüzden sıralı listenin başlangıcını değiştirmemiz lazım. İlk baştaki. Başlangıç değiştirirken start ifadesini yazmamız lazım. Kaçıncı karakterinden başlıyorsa sayısal değerini yazacağız. 3. 3 işlemciler, 4 bellekler olacak. Burası ise yine value değeriyle değiştirilebilir. Value 8. Evet. Yeniledik. Ve istediğimiz şekilde listemizi elde etmiş olduk. Şimdi 4. listemize bakalım. Yine sıralı bir liste 1, 2, 10 diye devam ediyor. 10'luk tabanda sıralanmış. OL etiketiyle yazabiliriz.
İstersek tipini belirleyebiliriz ama belirlemezsek de standart olarak sıralı liste 1'den başlayacaktır, 1-2 diye devam edecektir. Kaç tane liste elemanı var sıralı listede? 1 öğrenme faaliyeti, 1, 2 öğrenme faaliyeti, 2 ve 10, yani 3 öğrenme faaliyeti, sabit diskler yazmışız oraya. Sabit diskler şeklinde kalsın. Öğrenme faaliyeti 1. Öğrenme faaliyeti 2. Burada da sabit diskler. 1, 2 ve 3 olarak sıralanacak ama listemize bakarsak burada 3 yok, 10 sabit diskler. O yüzden li value değerine 10 olarak girmemiz gerekiyor. Ve dikkat edersek öğrenme faaliyeti 2'nin altında da 1, 2, 3 tane sırasız liste kare elemanıyla oluşturulmuş bir listemiz var. Öğrenme faaliyeti 2'nin altına girdim. Bir tab sağa basıyorum. UL ile sırasız listeyi açıyorum ve hemen kapatıyorum. UL'nin etiket aralığına girip tipini yazmam gerekiyor. Supare ile kare liste olduğunu belirliyoruz. Birinci eleman statik elektrik açtım ve listeyi kapatıyorum. İkinci elemanı yazdım. İşlemciler ve etiketini kapatıyoruz. Üçüncü eleman da bellekler. Bellekler ve li'yi kapatıyoruz. Şimdi ön izlemeden bir görelim nasıl bir işlem yaptık. Öğrenme faaliyeti 2'nin altında bir sırasız liste oluşacak. Kare ve evet, statik elektrik, işlemciler ve bellekler. Şuraya bakarsak işlemcilerin altında da roman rakamlarıyla 4 ve 6 şeklinde bir sıralı liste var. İşlemcileri bulup hemen altından devam edeceğim. İşlemciler burada. Enter'a basıp alt satıra geçiyorum. Tab'la bir sağa kaydım. Ve sıralı bir liste oluşturacağım. OL etiketi. Birincisi etiketin parametresi olarak tip parametresine roman rakamlarıyla, küçük roman rakamlarıyla bir liste oluşturduğu için i, küçük i yazıyoruz. Ve başlangıcı belirleyebiliriz. Start ile 4'ten başlayacak. Sonra li açıp kapattık. Tekrar bir li açıp kapatıyoruz. Çünkü iki tane elemanı var. Birincisi yapısı, ikincisi de çeşitleri. Çeşitlerine dikkat ederseniz 6 değerine sahip value 6 yazıyoruz. Kaydettik. Ön izlemeden baktığımızda istediğimiz şekilde listemizin oluştuğunu görebiliyoruz. Evet. Son örnek yine bir liste ama bu sefer sırasız bir liste. O yüzden UL etiketiyle sırasız listeyi açıp hemen alt satıra geçip kapatıyorum. Nasıl bir liste? Circle, yani içi boş bir daire mevcut. Ve bakarsak iki tane elemanın olduğunu görüyoruz. Bu içi boş daire ile yazılmış. Birincisi öğrenme faaliyeti 1. Öğrenme faaliyeti 1. İkincisi öğrenme faaliyeti 2. Ve öğrenme faaliyeti 1'in altında tekrar bir sırasız liste var. Öğrenme faaliyeti 1'in kapattığım li etiketini bulup hemen alt satıra geçiyorum. Tab'a basıyorum. Tekrar bir sıralı liste.
sırasız liste etiketi olan UL etiketini yazıyoruz. Type ile liste tipini belirlememiz gerekiyor. İçi dolu daire yani disk ve kaç tane elemanı var? Bir tane sadece. O yüzden li'yi yazdım, li'yi kapattım. İçinde de işlemciler yazılı. İşlemcilerin altında ise yine biraz satıra geçip burada sıralı bir liste olduğunu görüyoruz. OL yazıyorum. Hemen type'ini yazabiliriz. Küçük harflerle başlamış. Type A. Alta geçtik. Ve OL etiketini kapatıyoruz. İki tane li etiketi açıp liste etiketinde etiketlerini yazıyorum. İki tane liste etiketi var. Liste elemanı var. Birincisi yapısı yine. İkincisi de çeşitleri. Ve başlangıç olarak da A'dan değil, dikkat ederseniz D'den başlıyor. O yüzden start 4 yazıyoruz. Çünkü A, B, C, D. D harfi 4. karakter Ç'yi saymıyoruz. 4'ten başlayacak. Sonraki, pardon, D'den başlayacak. Bir sonraki eleman liste elemanı E ile gelecek. Yani burada value değeri girmemize gerek yok. Şimdi şöyle bir ön izlemeye bakalım. Evet. Öğrenme faaliyeti 1 doğru. Şimdi öğrenme faaliyeti 2'yi yazacağız. Öğrenme faaliyeti 2'nin altında bir sıralı bir liste mevcut. Hemen öğrenme faaliyeti bulup kodda enter'a basıyorum. Alt satıra geçtim bir tabla. Sağdan yazmaya devam ediyorum. OL type büyük A listemiz büyük alfabetik harfler. Hemen alta indim kapattım. Listenin içerisinde OL etiketi içerisinde yorum aralığında bir tane sadece eleman var. O da sabit diskler. A ile başlıyor. Zaten herhangi bir başlangıç ya da değer değiştirmemize gerek yok. Sabit listenin altında ise sırasız bir liste var. Alta indim. UL açıyorum. Ve UL'yi kapatıyorum. Tabii ki tipimi belirtmem lazım. Listemiz farklı tipte çünkü. Square yani kare olacak. Ve sadece bir elemanı var. Li açıyorum. Tek bir eleman olduğu için tek li yazdım. Veri kabloları kaydettik. Ön izlemeden inceleyelim. Evet. Listeler bu şekilde hemen hızlı bir şekilde 5 tane listeyi HTML etiketleriyle Notepad++ kullanarak yazdık. Dikkat etmemiz gereken hususlar açtığımız etiketleri kapatmayı unutmuyoruz. Bu şekilde yeni açacağımız etiketi bir öncekinden bir tab sağda başlatarak hızlı bir şekilde kontrolünü gerçekleştirebiliriz. Etikete bastığımızda nerede kapattığımızı görebiliyoruz. Yani bu şekilde renklendirme olmazsa kapatma işleminin olmadığını göreceksiniz. Bakın buraya mesela sildim. UL'ye basıyorum. Herhangi bir kapatması gözükmüyor. Yani unutulmuş. Geldik burada işte tab'dan da herhalde kontrol edebiliriz. Bunun hizasından UL'nin burada kapatıldığını, kapatmamız gerektiğini görebiliriz hızlı bir şekilde. Yani bu şekilde yazarak etiketleri okumak ve okunurluğu kolaylaştırmak sağlanabilir. Daha hızlı bir şekilde görüp daha hızlı bir şekilde koda müdahale edebilirsiniz. Liste etiketleri bu şekildeydi. Teşekkürler.